Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugün genel merkezimizde MYK grubumuz ortak bir toplantı yapıyoruz. MYK ve meclis grubuyla ortak bir toplantı. Seçim öncesi hem milletvekili arkadaşlarımızın ve MYK'daki arkadaşlarımızın seçim bölgelerindeki çalışma planlarını oluşturmak ama aynı zamanda tecrit ve açlık grevlerine dair ne yapabiliriz? Bunun üzerinden bir tartışma yürütmek ve bir planlama çıkarmak üzere bir araya geldik. Hepinizin bildiği gibi uzun süredir cezaevleri başta olmak üzere dışarıda da devam eden açlık grevleri süreci var. Özellikle cezaevindeyken milletvekilimiz, Hakkari milletvekilimiz ve DTK eş başkanı sevgili Leyla Güven'in başlatmış olduğu ama onun ardından birçok cezaevinde başlayan ve bugüne kadar devam eden yine Strasbourg, Hevler, Galler gibi yerlerde de arkadaşlarımızın başlatmış olduğu bir açlık grevi süreciyle karşı karşıyayız. Bugün Leyla Güven'in açlık grevinin 110. günü. Değerli arkadaşlar, elbette ki artık kritik bir aşamaya gelindiğini özellikle vurgulamak isterim. Ve bizim bütün girişimlerimize ve çözüm çağrılarımıza rağmen adım atmayan bir iktidar var karşımızda. Tüm ses çıkarma ve dikkat çekme etkinliklerimize rağmen bastırmaktan ve engellemekten başka bir yol izlemeyen bir iktidar var karşımızda. Milletvekili arkadaşlarımızın kendi kentlerinden, seçilmiş oldukları illerden Diyarbakır'a, yine bizim meclis grubu olarak İstanbul'da yapmak istediğimiz yürüyüşler ne yazık ki İçişleri Bakanı'nın talimatıyla engellenmeye çalışıldı. Ancak bütün bunlara rağmen milletvekili arkadaşlarımız kendi kentlerinden Diyarbakır'a gelebildiler, bu barikatları aşabildiler. Her türlü engellemeye rağmen bir milletvekili arkadaşımızın karşısına binlerce güvenlik güçlerinin çıkarılmasına rağmen arkadaşlarımızın Leyla Güven başta olmak üzere açlık grevinde olan yoldaşlarımızın olumsuz bir durum yaşanmaması, bir can kaybı yaşanmaması vesilesiyle bu yürüyüşleri gerçekleştirmeyi başardılar. Tabii ki burada özellikle tecritin sadece bir HDP sorunu ya da tecritin sadece Kürt halkının bir sorunu olmadığını özellikle ifade etmek isterim. O yüzden sadece bizimle sınırlı kalmamalı. Tecritin kaldırılmasına yönelik yapılan açıklamalar bir tek HDP tarafından yapılmamalı. Biz bugün buradan hem meclise hem hükümete ve tüm kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyoruz. Tecrit mutlaka kaldırılmalıdır. Açlık grevinde olan arkadaşlarımızdan bir can kaybı yaşanmadan açlık grevlerinin sonlandırılması adımı tecritin kaldırılmasıyla birlikte mutlaka gerçekleşmelidir. Evet, hükümet mutlaka gereğini yapmalıdır. Adalet Bakanı kendi çıkarmış oldukları yasaları mutlaka hayata geçirmelidir. Yine mecliste bulunan ve meclis dışında bulunan tüm siyasi partiler aslında bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu tecrit meselesine mutlaka duyarlı bir hale gelmeli ve bu anlamda bir söz söyleyebilmelidir. Çünkü tecrit bugün sadece İmralı cezaevinde Sayın Öcalan'a uygulanmıyor. Aslında tüm Türkiye, tüm Türkiye halkları, Türkiye toplumu bir tecritle karşı karşıyadır. Evet, meclis başkanına da bir çağrı yapmak istiyoruz değerli arkadaşlar. Dün meclis başkanı seçildi. Sayın Şentop'un bugün itibariyle başlamış olduğu bu görevde yapacağı ilk iş tecritle alakalı Sayın Leyla Güven'in talebini dikkate alacak şekilde mutlaka adım atılması konusunda bir girişimde bulunmalıdır. Çünkü Leyla Güven bugün yemin etmeyen ve faaliyetlerini henüz gerçekleştirmeyen
hayata geçirmeyen tek milletvekili olarak kalmıştır. En son Deniz Baykal'ın da yemin etmesiyle birlikte bugün mecliste olmayan, yemin etmeyen ve meclis faaliyetlerini yürütmeyen Leyla Güven arkadaşımız sadece kalmıştır. Değerli arkadaşlar, burada talep nedir? Özellikle ifade etmek isterim. Sayın Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle düzenli görüşmeleri gerçekleştirmesidir. Açlık grevinde olan tüm arkadaşlarımızın tek talebi vardır. Bu görüşmelerin mutlaka sağlanması yönündedir. Hukuksuz ya da hayata geçirilmeyecek bir talebi ifade etmiyor arkadaşlarımız. Tam da aslında çıkarılmış yasaların, Adalet Bakanlığı'nın ve hükümetin çıkarmış olduğu yasaların hayata geçmesi konusunda bir adım atması bekleniyor. Talep sadece budur. Biz elbette ki şunu her zaman söyledik. Cezaevinde olan her insanın kendi ailesiyle ve avukatlarıyla görüşme hakkı varken, bunlar sağlanıyorken bu tecrit sadece İmralı'ya uygulanamaz. Bu tecrit sadece Sayın Öcalan'a uygulanamaz. Sayın Öcalan da cezaevlerindeki bütün insanlar gibi bu haklara sahiptir. Bu hakları engellemek, bu hakları kısıtlamak tam da ifade ettiğimiz mutlak tecrit anlamına gelmektedir. O yüzden bu mutlak tecritin bir an önce kaldırılması ve Sayın Öcalan'ın ailesiyle ve avukatlarıyla görüşmelerini yapmasının önü mutlaka açılmalıdır. Yaşanacak en ufak bir olumsuzluktan, yaşanacak olan bir can kaybından AKP hükümetinin sorumlu olduğunu, sorumlu olacağını özellikle belirtmek isteriz. Bedenlerin her gün eridiği, göz göre göre insanların ölüme gittiği bir süreçte ve dönemde AKP hükümeti bu durumda sessiz kalmamalıdır. Mutlaka talepler dikkate alınmalıdır ve tecrit mutlaka kaldırılmalıdır diyoruz. Bu anlamda bugün yapmış olduğumuz bu çağrıyla bir kez daha başta Meclis Başkanı, Adalet Bakanı, yine diğer siyasi partiler ve kamuoyu, Türkiye'de barışın, demokrasinin, adaletin yanında olan her insanın tecrite karşı çıkması gerektiğini, mutlaka buna bir ses vermesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz ve hepinize geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Muhalefetten de bu eleştirilere karşılık Cumhurbaşkanı sözleri hatırlatıldı. Sayın Meral Akşener dedi ki HDP eşittir PKK ise gereğini yapın diye hükümete seslendi. Bu seslenme sonrası da bir kapatma tartışması akıllara geldi. Böyle bir tartışma var mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki konuda? Şunu belirtmek isterim değerli arkadaşlar. Bugün AKP hükümetinin elinde herhangi bir malzeme yoktur aslında. Seçim çalışmalarını yürütecek olan seçim meydanlarında Türkiye'nin geleceği açısından herhangi bir vaatleri olmadığı için bütün algıları HDP üzerinden ve HDP'yi kriminalize etme yönünde bir algı oluşturmaktan öte farklı bir şey değildir. Bugün HDP Türkiye'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü büyük partisidir. Ve Türkiye'de son seçimlerde özellikle 6 milyon insanın oyunu almış bir partidir. Böylesi bir partiye Türkiye'nin her kesiminden, toplumun her kesiminden oy almış bir partiyi terörle ilişkilendirmek ve bir terör partisidir ya da Kandil'den talimat alıyor ifadelerini açıkçası burada hem kınamak istiyoruz hem de kabul etmediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. AKP kendi stratejisini tam da buradan kurduğunu görüyoruz. Seçim vaatleri olmayan, Türkiye'nin geleceğine dair bir vaati olmayan bir partinin, bir iktidar partisinin bugün seçim meydanlarında söyleyecek bir sözü yoktur. Dolayısıyla bütün algıları HDP üzerinden, HDP'yi yok etme üzerinden, HDP'yi hiçleştirme üzerinden kurduğunu görebiliyoruz. Oysa bugün bütün oyunları bozan bir parti olarak HDP seçim yerlerinde özellikle çok büyük oranda bir başarı elde edeceğini AKP de görmüştür. Bizler kayyumların atandığı yerlerde mutlaka büyük bir başarı elde edeceğimizi söyledik.
kendi belediyelerimizin gasp edildiği, belediye eş başkanlarımızın cezaevinde rehin olarak tutulduğu ve yerlerine kayyumların atandığı bir süreçte o kayyumları tekrar geri göndermek ve oralarda bir kez daha bir başarı elde etmek için büyük bir mücadele veriyoruz ve bunu da 31 Mart seçimlerinde göreceğiz ve buna tanıklık edeceğiz. Yine Türkiye'nin batısında özellikle demokrasi güç birlikleri oluşturarak AKP'nin zayıflaması ve geriletilmesi üzerinden bir taktik uyguluyoruz. Burada da yine AKP'nin kazanamaması, kaybetmesi yönünde büyük bir mücadele vereceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Evet, bir Sayın Akşener'in ifadesi üzerine HDP'nin kapatılması meselesini gündeme getirmenin bu süreçte özellikle demokratikleşme meselesinde eğer insanlar ya da siyasi partiler Türkiye'nin geleceği açısından bunu dikkate almak istiyorlarsa artık parti kapatma devrinin özellikle gerilerde kaldığını ve bugün Türkiye'nin gündeminde olmaması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Parti kapatmalar geçmişte yaşandı. Bunlara hep birlikte tanıklık ettik. En fazla kapatılan partilerin başında yine bizler vardık. Ancak bir parti kapatılır, yerine mutlaka yeniden çıkacak olan, siyasi faaliyetlerini yürütecek olan başka partiler çıkar. Bu bir çözüm değildir. Burada önemli olan hep birlikte aslında Türkiye'nin demokratikleşmesi ve barışa katkı sunmak adına adalet ve hukuka sarılarak aslında bu gündemi mutlaka yok etmemiz gerekiyor ve böylesi bir gündemi Türkiye'nin önüne getirmekten hep birlikte vazgeçmemiz gerekir. HDP Türkiye'nin siyasi bir partisidir. 6 milyona yakın insanın oyunu almış bir partidir. Kapatma meselesi asla Türkiye'nin gündeminde olmamalıdır diye de ifade etmek istiyoruz.